Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Android eğitim videosuyla karşınızdayım. Yaklaşık 6 ay gibi bir süre geçti sanırım son Android eğitim videomun üzerinden. Uzun bir ara vermiştik ama yeniden bu şekilde eğitim videoları çekmeye başladım. Haftada en az bir video şeklinde kanala gelecektir. Bugünkü konumuz ağda kayıtlı değil hatası nasıl çözülür? Yani çözümünden biraz size bahsedeceğim. Öncelikle bu sorunu nasıl fark edersiniz, ondan başlayalım. İlk önce şu üstten Wi-Fi şu anda açık da mobil veriyi açtığınızda altta evde hayat var yazıyor. Şu anda korona nedeniyle bu şekilde yazıyor. Normalde burada sizin operatörünüzün ismi yazar, Turkcell yazar, işte Türk Telekom yazar vesaire. Burada sadece acil aramalar için yazması lazım. Ve telefona girdiğinizde hemen şöyle burada birini aramaya çalıştığınızda direkt ağda kayıtlı değil diye bir hata verir size. Yani bunlar karşınıza çıkıyorsa nasıl çözüme ulaşabileceğinizi hemen söylüyorum. Bunun için 3 tane seçeneğiniz var. İkisini hemen uygulayabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Birini direkt telefoncu yapabilir, onu da birazdan bahsedeceğim. Hemen pratik olarak uygulayabileceğiniz şeyleri söyleyeyim. Çok klasik bir yöntem, ilk yöntem sim kartınızı doğru takmak. Çünkü kayma yapabiliyor arkadaşlar. Arkası kapaklı olan çıkan telefonlarda daha çok bu olabiliyor. Sim kartınız kayınca böyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Gerçi kapalı telefonlarda da olabiliyor. Siz yine de bir çıkarın sim kartınızı. Doğru düzgün bir şekilde takın. Ondan sonra bir bakın açılıyor mu, işte düzeldi mi vesaire diye. Bu olmazsa direkt ayarlara girin. Hemen şöyle bir ayarlara gireceğim. Buradan bağlantılara gelin. Bağlantılardan biraz aşağıya inelim. Mobil ağlar yazıyor. Ona da basacağım. Mobil ağlara girdiğiniz anda şebeke moduna geliyoruz. Şebeke modunda direkt otomatik bağlantı sizde büyük ihtimal seçili olacaktır. Siz bunu sadece 3G yapacaksınız. Hemen şöyle tıkladım. Yani bazı telefonlarda böyle de yazmayabilir. Sadece GSM de yazabilir. Onu da seçebilirsiniz. Yani otomatik bağlantıdan ilk önce bir çıkarmanız gerekiyor. 3G'yi seçtim ben. Şöyle yanlış tıkladım. 3G'yi seçtim. Ondan sonra da ağ operatörlerine bir sefer basıyorum. Burada otomatik olarak seç demeyeceğiz. İlk önce bir ağları arayalım. Kendimiz seçeceğiz. Ağları ara diyorum. Evet, ben de çok bekletmeden hemen açıldı. Yani siz de biraz bekletebilir. Bu işte şebekenin durumuyla alakalı. Sizin bulunduğunuz yerde hattınız çekiyor vesaire, onunla alakalı. Evde hayat var olan benim Turkcell. Turkcell kullanıyorum ben. Siz de işte Avea ise Avea, yani Türk Telekom'sa, Vodafone'sa Vodafone. O ayarı yaptıktan sonra burada kendiniz seçiyorsunuz. Evde hayat var'a tıkladım. Ağ üzerine kaydedildi. Arkadaşlar bakın, alttaki yazı sizde göründüyse sorununuz çözülmüş olacaktır. Ama altta böyle bir yazı gelmezse büyük ihtimal e-mail'iniz çalınmıştır. Yani e-mail çalınma sorunu vardır sizde. Bunu nereden ya öğrenebilirsiniz, e-mailinizin çalınıp çalınmadığını? Hemen bundan biraz bahsedeceğim. Şuradan bir çıkalım. Bakın, az önce dediğim ayarı yapıp da düzelmediyse büyük ihtimal e-mailiniz çalınmıştır. Hemen telefona geliyoruz. Burada bir kodumuz var, onu yazmamız gerekiyor. Kodu yazdıktan sonra karşımıza 15 haneli bir e-mail numaramız çıkacaktır. O numarayı bir kenara not alın kendiniz. Ondan sonra da bunu sorgulamayı göstereceğim size. Hemen kodu gösteriyorum. Yıldız kare 06 kare. Şöyle bu kodu yazıp aradığınız anda sizin e-mail numaranız direkt çıkacaktır. Evet, buradan çıkıyorum. E-mail sorgulama diye bir site var. Onda zaten bu e-devlet üzerinden falan yapılıyor. Resmi bir site yani. Aşağıda açıklamalar kısmına bu sitenin linkini de koyarım. Oradan siz rahatça sorgulayabilirsiniz. Hemen tıklıyorum. Türkiye.gov.tr e-mail sorgulama sitesine girdik. E-mail numaranızı zaten burada da yazıyormuş. Yıldız kare 06 kare yazarak öğrenebilirsiniz. Aşağıda arkadaşlar bu not aldığınız 15 haneli e-mail numarasını buraya giriyorsunuz.
sorgulaya bastığınız anda işte Türkiye'de mi kayıtlı, çalındı mı, şu anda aktif mi vesaire, yani bütün bilgileri buradan öğrenebiliyorsunuz. Buradan hemen çıkacağım. Eğer e-mailiniz çalındıysa yeniden e-maili attırmak zorundasınız arkadaşlar. Bunu yapmadan yani telefonunuz düzelmez. Ama dediğim gibi ilk ayarı yapınca da büyük ihtimalle telefonunuz gelecektir diye düşünüyorum. Yapabileceğiniz işlemler bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir dahaki eğitim videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.